Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda TeamViewer üzerinden telefonunuza nasıl bağlanacağınızı anlatacağım. TeamViewer'ı herkes duymuştur, bilgisayarlar arası kontrol için kullanıyorduk. Bu Android tabanlı telefonlar için yeni bir program çıkarıldı. Bu program sayesinde artık telefonlarımıza da bağlantı yapabiliyoruz. Normalde TeamViewer'ın sitesine giriyorsunuz, Windows için olan sürümünü indirip kuruyorsunuz. Bu normalde zaten bilgisayarlar için kullandığınız programın aynısı. Ekstradan telefon için telefona kurmamız gereken iki program var. Daha doğrusu Samsung cihazlar için iki program, diğer telefonlar için bir program yeterli. Programın ismi Play Store'da bulabilirsiniz, Google Play'de. TeamViewer Quick Support. Bu programı indirip kurduktan sonra zaten bağlantı işlemlerine başlayabilirsiniz. Eğer telefonunuz Samsung ise ayrıca bu Samsung add-on'u da indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra ikisinin de kurulumunu yapın ve telefondan zaten bu Quick Support olan programı açmanız gerekiyor. Her iki, hem bilgisayarda hem telefonda programı açtıktan sonra bunu uygulamalı olarak gösteremeyeceğim güvenlik problemi olduğu için aldığım screenshotlarla üzerinden göstereceğim. Bu normalde zaten bilgisayar üzerinden açtığımız programın arayüzü. Burada kendi ID'miz var. Buraya da bağlanmak istediğimiz ID'yi yazıyoruz. Buraya telefonun üzerinde görünen ID'yi yazıp karşıdaki kişiyle bağlantı kura tıklıyoruz. Tabii ki telefonumuzdan bir uyarı gelecek. Bağlantıyı kabul etmediğimizi soracak. Bunu kabul ediyoruz. Artık telefonumuzda bağlantı kurulmuş olacak. Ve şöyle bir ekran gelecek. Telefon bilgilerinin hepsini görebileceğiz burada. Ben MAC adresi vesaire olduğu için bunları saklamak zorunda kaldım. Bu ekran görüldüğünde telefonunuza bağlanmışsınız demektir. Birçok işlem yapabilirsiniz. Örneğin ekran görüntüsü alıp uygulamalarınıza bakabilirsiniz. Diğer işlemleri yapabilirsiniz. Ayarlarını değiştirebilirsiniz. Sistem üzerindeki kayıtları görebilirsiniz vesaire. Eğer telefonunuzu kontrol etmek istiyorsanız da sol üst köşede görülen uzaktan kontrolle tıklamanız gerekiyor. Dosya aktarmak istiyorsanız da dosya aktarımına tıklamanız gerekiyor. Bugün ben size uzaktan kontrol göstereceğim. Bu ekran geldikten sonra sol üst köşedeki uzaktan kontrole tıklıyoruz ve son hali geliyor. Artık telefonumuza bağlantımız hazır. Telefonumuza istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Normalde nasıl kullanıyorsak. Tabii mouse'da biraz zor olabilir. Yani şifrenizi girmek vesaire, mouse'da bu işlemler zor olabilir. Ama telefonunuzu aynı nasıl kullanıyorsanız bilgisayar üzerinden de aynı şekilde yönetebileceksiniz. İşlem bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.